İyi akşamlar. TGRT Ana Haber Bültenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 25 Mart Çarşamba ve az önce hayatımızı en yakından ilgilendiren iki başlığın sorumlu ismi iki bakan canlı yayında konuştular, önemli kararlarını açıkladılar. Öncelikle şunları bir özetleyeyim, sonra ana akışı sizlere aktaracağım. 1. 30 Nisan'a kadar evden eğitime çocuklarımız devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise yani evden eğitim hadi okula gitmemek diyelim bir ay daha uzatıldı. İki, sevindirici bir haber var. Koronavirüs bulaşmış, 26 Türk insanı iyileşti ve taburcu oldu. Harika bir haber. Bir sevindirici haber daha. Hep yaşlılar risk grubu, risk grubu dedik ya. Bakan koca söyledi. 60 yaş üzerinde 2 hasta, 2 tedavi gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tedavi oldu ve hastaneden ayrıldı. Test meselesi çok önemli. Hepimiz kaygılıyız. Test olmak istiyoruz. Parasız olmasına gayret ediyoruz testlerin dedi. Ve aynı zamanda 83 milyonun tek tek test olmasına da gerek yok dedi. 5 cümlede özetledim. Haydi gelin ana haber bültenimizin ana akışıyla da başlayalım. İşte 5 manşet ve o karar dedim. Bana soracak olursanız da 30 Nisan'a kadar tatilin uzatılmış olması evden eğitim şeklinde en kayda değer gelişmeydi. Devam. Maalesef üzücü haberler de var. Kara haber diyebilirim. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşları ile ilgili rakam yüksek. Çeşitli ülkelerde 39 insanımızı kaybettik. Bugün bununla ilgili açıklamalar var. Hangi ülkede nasıl bu kayıplar verildi birazdan haberimizde aktaracağım. Şimdi bugün canlı yayında size bir konuda uyarı, bir konuda dikkat çekmeye çalışması yapacağım. O da ne? İran sınırına dikkat. Haritada göstereceğim kaç şehir var, neden İran sınırına dikkat? Evet sınır geçişleri, hudut kapıları, kapatıldı sınır kapıları ama illegal yollardan İran'dan Türkiye'ye çok sayıda insanın geldiği söyleniyor. Unutmayın Van'da en az 10 koronavirüslü vaka var. Anlatacağım, dikkat diyeceğim. Ve bu bambaşka bir virüs dedik. Öyle zengin, fakir ayırmıyor. Hele kral, kraliçe, prens hiç ayırmıyor. Prince Charles malumunuz hepiniz tanıyorsunuz onu. 71 yaşında net risk grubu Covid-19 testi pozitif çıktı. İngiltere'de neler oluyor? Bu kadar korunaklı bir aile, kraliyet ailesine bu virüs nasıl girdi? Canlı yayında bu sorulara cevap arayacağız. Son başlık çok önemli. Evde kalın dendi değil mi? Evet evde kalın. Kalmayanlar da var. Hep eleştirildi son bir haftada. Şu anda herkes uyuyor. Şükürler olsun. İstanbul'da 1 milyon akıllı cep telefonunun baz istasyonlarındaki trafiğine baktılar. Ve ne çıksa beğenirsiniz? Meğerse sahilde yaşayanlar, evde kalmış, içeride yaşayanlar dışarı çıkmış. Canlı yayında hangi ilçe evde kaldı, hangi ilçe sokağa çıktı verileriyle anlatacağız. Buyurun başlayalım. Herkes evde kalsın dendi ama birileri canı pahasına çalışıyor. GSM şirketlerinin çalışanlarını unutmayalım. Onlar sayesinde telefonlarımız açık, internetimiz var. Peki işi gücü olmayanlar? Onların çoğu gezdi durdu. İstanbul'da hangi ilçeler evde kaldı? Hangileri dolaştı? Baz istasyonlarının sinyal bilgileri ve o harita. Az sonra. Evet, ana haber bültenimizde en sıcak açıklamayla başlayalım. Bakan Koca, Bakan Selçuk önemli açıklamalar yaptılar. Gelin kendi seslerinden çok kısa o açıklamaları bir kez daha hatırlayalım. Verilen ara uzatılacak. Sayın Bakanım birazdan söylemiş olacak. Çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın. Evdelerse güvendeler. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamız idi. O hastamız dün itibariyle taburcu oldu. Yine bir hastamız erkek 60 yaşında. O da dün bugün itibariyle taburcu olmuş oldular. Ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur. Bu yolculuğu, bu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, yani tatil değil, evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Evet, ücretli güzel. öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse... ...giren öğretmenlerimizin... ...ücretini alması konusunda... ...çok açık... Ee, ...ve bizim... ...telafi eğitimi olarak yapacağımız... ...planladığımız, hazırlıklarını... ...sürdürdüğümüz... ...bütün eğitim çalışmalarında... ...ki ne zaman olursa olsun... ...yazın olabilir, hafta sonları olabilir... ...her şekilde, her senaryoya açığız. Bu zaman dilimlerinde de... ...derslerimize... E, ...ücretli öğretmenlerimizin... ...girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili... Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor. Keşke ana haber bültenine dün akşam bıraktığım yerden bu akşama da başlayabilseydim. Yani bu zor günlerde gülümseyebilseydik. Ama olmadı. Maalesef sizlere kötü haberlerim var. Son 24 saat virüse karşı insanlığın en ağır bedeli ödediği zaman dilimi oldu. Son bir günde dünya genelinde tam 2343 can yitirildi. Tüm detayları aktaracağım ama cezaevindeki yüz binleri ilgilendiren gelişmeyi aktararak başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan infaz düzenlemesine son şekli vermek üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Muhalefet partileri tecavüzcüleri affetmeyin, gazetecileri de unutmayın diye tasarıya itiraz etmişti. İşte bu eleştiriler bugün masaya yatırıldı. Tutuklu ve hükümlülere erken tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesinde son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tarabya'daki Hüber Köşkü'nden yeni yargı reformu ve infaz yasası istişare toplantısına başkanlık etti. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen bu toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkan Vekilleri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldı. Erdoğan'ın yanında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da vardı. Görüşmede mahkumlara erken tahliye yolunu açacak olan infaz düzenlemesi ele alındı. Geliniz, geliniz. AK Parti heyeti, CHP ve İyi Parti yöneticileriyle aylardır üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi taslağı üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu. AK Parti Grup Başkan Vekilleri muhalefetin infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. AK Parti'nin hazırladığı taslağa göre hükümlülerin cezaevinde geçirdiği süre kısalıyor. Koşullu salı verilme oranı yarı yarıya indiriliyor. Böylelikle cezasının yarısını yatan koşullu serbest bırakılacak. Bu düzenleme terör, kasten adam öldürme ve örgütlü suçlarını kapsamayacak. Taslağa göre mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında ise indirim öngörülüyor. Burada da 4'te 3'lük infaz oranı 3'te 2'ye indirilecek. Ancak muhalefet, cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucunun da pakete dahil edilmesine karşı çıkıyor. Toplantıda muhalefetin eleştirileri ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Düzenleme bu haliyle meclisten geçerse yaklaşık 100 bin kişinin yararlanması ve cezaevinden çıkması bekleniyor. Maalesef üzücü haberlerle başladık dedim. İşte yenisi. Şimdi biz Türkiye'de yakın çevremizde virüsle ilgili haberleri takip etmeye, çevremizle ilgileniyoruz ama dünyanın dört bir yanından özellikle de Avrupa'dan ve Amerika'dan Türkiye vatandaşlarının hayatını kaybettiği haberleri geliyor. Rakam ürkütücü. 39 Türk virüse yenik düştü. Çeşitli yerlerde, çeşitli ülkelerde ve adreslerde. Bir bakalım nerede kimi kaybetti. Ülkeler çaresizce seyrediyor. Korona ateşi söndürülemiyor. Hayatın durma noktasına geldiği Avrupa ve Amerika'da binlerce kişi hayatını kaybetti. Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Amerika'da da pek çok ölüm yaşandı. Avustralya'da en genç ölüm Linz kentinde meydana geldi. 28 yaşındaki YA böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz pazar günü virüse yenik düştü. En büyük can kaybı ise Fransa'da yaşandı. 60 yaş üstünde 12 Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir başka Türklerin yoğun olduğu ülke ise Almanya. 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Koronaya yenildi. Virüsün Hollanda'da görüldüğünden bu yana ise ülkede yaşayan 6 Türk hayata gözlerini yumdu. Belçika'da ise durum farksız değildi. Üç Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 55 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Astım hastası olduğu belirtildi. Bir başka ölüm haberi ise Amerika'dan geldi. Pensilvanya'nın Allentown kasabasında yaşayan 44 yaşındaki bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Pedersen kasabasında da iki Türk'ün koronavirüs nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi. Bu haberin hemen ardından eğer yurt dışında yaşayan bir Türkseniz ve akrabalarınız burada Anakara'da yaşayanlar sizle ilgili endişeler yaşıyorsa ne yapmalısınız? Yurt dışında yaşayan benim Türk vatandaşlarım için Kılavuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı bugün. Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs sebebiyle yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri. Normal uçuşlar yok ama kargo uçuşları var gereken desteği veriyoruz. Bakan Çavuşoğlu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu koronavirüsle ilgili yurt dışından 30 binden fazla çağrı aldıklarını söyledi. Bu çağrılara tek tek cevap veriyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3200 çağrı geldi. Lütfen mecbur olmadıkça sizler de sokağa çıkmayın. Bizler sizlere hizmet etmek için bu ülkelerde misyonlar açıyoruz. Başkonsolosluklar ve büyük büyükelçilikler. Vizesi geçmiş vatandaşlara karşı farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşüyoruz. Bakan Çavuşoğlu 8 ülkeden 11 seferle 2721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini açıkladı. Sudan'dan da örneğin öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de şu anda ülkemize getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi. Bakan Çavuşoğlu vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. Özellikle son dönemde yaşlılara yönelik kötü davranış sergileyenlere de tepki gösterdi. Yani yaşlı vatandaşlarımızı rendice edici şekilde hepimizi re rencide olduk esasen bundan. Bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Onları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz. Hasta ise gerekli e, tedbirleri almalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da e, her türlü desteği vermemiz lazım. Ama onlar da lütfen e, bu çağrıya uysun. Şimdi işin bir ekonomi boyutu vardı. Ve Ankara'dan da bizlere bir takım mesajlar verildi. O mesajların gereği de yapıldı. Mesela... En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilere bayram ikramiyesi erken Nisan ayında ödenecek. İşte bunlar meclisten geçti. Torba yasa. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren torba yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis gündeminde ekonomiye yönelik koronavirüs önlemleri vardı. Yasal düzenleme gerektiren ekonomik tedbirler torba teklifle birlikte yasalaştı. Yasaya göre 12 milyona yakın emekliye her bayram ödenen biner liralık ikramiyeler koronavirüs riski nedeniyle bir ay öne çekildi. Bayram ikramiyesi Mayıs yerine Nisan ayında ödenecek. Torba teklifi eklenen düzenlemeler bunlarla sınırlı kalmadı. En düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarıldı. İşverene 75 liralık asgari ücret desteği bu yılda sürecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 milyar lira tutarında asgari ücret desteği verilecek. <laughs> Yasayla kısa çalışma ödeneğinin kapsamı da genişletildi. Ödenekten yararlanmak için son 3 yıl içinde aranan 120 gün sözleşme süresi 60 güne, en az 600 gün prim ödeme şartı ise 450 güne indirildi. Bu sayede kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişi yararlanacak. İşçilerin, ücret kaybının ve işletmelerin iş gücü kaybının en aza indirilmesi amacıyla telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Torba yasada kiracı esnafı sevindirecek bir madde de yer alıyor. Buna göre 1 Mart 30 Haziran tarihleri arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak. Abi, sen de, sen de, sen de. <laughs> Düzenlemedeki en önemli başlıklardan biri de çek ve sicil lafı. Çek kanununda yapılan değişikliğe göre 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezaları durduruldu. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklığı ödeyecek. Kalan kısmını da 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödeyecek. Böylece hükümlünün mahkumiyeti ortadan kalkacak. Bir düzenleme de kredi borcu yüzünden takibe düşenler için yapıldı. Kredi kartı ve kredi borçlarını yıl sonuna kadar yeniden yapılandıranlara sicil affı getirilecek. Bankaların kara listelerinden çıkarılacak bu kişilerin kredi kullanımları kolaylaşacak. Gazilere 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurmaları şartıyla ikinci maaş bağlanabilecek. Türkiye sınırları dışarısında yaşayan vatandaşlar artık bireysel emeklilik sistemi üzerinden Türkiye'den de emekli olabilecek. 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi. İşte şu sevginin Fatih Hoca'daki yansıması ise 10 dakika öncenin sıcak gelişmesi. Fatih Hoca hastanede odasından telefonla mesaj attı. Twitter'a mesaj yükledi. Gelin son durumu Fatih Hoca'nın ağzından duyalım. O kadar güzel, ve özel duygular içindeyim, içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız. Bu sınavı aşacağız. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum. İşte Fatih Hoca'dan yeni haber. O da dua ve sabır. Az önce izlediğiniz sevgi dolu mesajlarda tüm Türkiye'den futbol severlerden belli ki Fatih Hoca'ya ulaşmış. Ve Kanarya ve Fenerbahçe. Artık ligin ertelenmemesi mi dersiniz? En geç ertelenen liglerden birisi mi? Sebebi bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'mizde de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı lacivertler resmi hesaplarından futbolcularında ve bir sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini bugün resmen açıkladı. Fenerbahçe'de koronavirüs şoku. Sarı lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada yapılan tetkikler sonucunda bir futbolcu ve bir sağlık çalışanında koronavirüs bulgusuna rastlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır ifadelerine yer verildi. Yaşım müsait. Geçen de bana sordular. Hiç sokağa çıkma yasağı gördün mü diye? 12 Eylül darbesini hatırlıyorum. Maalesef yaşadım o günleri. Bir de nüfus sayımları vardı eskiden. Sokağa çıkmak yasaktı. Ve bir de benim dağarcığıma da günceme de koronavirüs girdi. İstanbul bomboş. Milyonların gezdiği tarihi mekanlar terk edilmiş gibi. Bakın. Koronavirüs korkuttu. Şehrin en kalabalık meydanları boş kaldı. İstanbul'da koronavirüs sessizliği havadan görüntülendi. Evden çıkmayın uyarıları sonrası her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine tarihi Mihrimah Sultan Camii ve Kuşkonmaz Camii çevresi de boş kaldı. Evde kal Türkiye, evde kal İstanbul dedik. Sonunda başardık. İzlediniz ama bu sonuç toplumsal bilincin, evet birlikteliğin oluşmasıyla karşımıza çıktı. Bir de şu şikayet edilen kısım var. Yani evde kalmayanlar. Geride kaldı ama çok ilginç bir veri aktaracağım. Ne denir dijital dünyada? Eğer elinde bir akıllı cep telefonu varsa iz bırakıyorsun. Hiç ben bu izlerden kurtulurum deme. Bu izler silinmez. Bir data firması 1 milyon kişiyi İstanbul'da hareketliliğini izlemiş. Nerelerden izlemiş? Baz istasyonlarından. Çünkü telefonlarımız baz istasyonları sayesinde çalışıyor. Bazdan baza geçiyor. Bir nüfus hareketliliği, insan hareketliliği. Müthiş ipucu ve karşınızda. Son 10 günlük dönemde en çok insan nerede gezmiş? İşte tarih aralığını başlayayım aktarmaya. Çok ilginç. Manşeti de hatırlayın. Hep böyle malumunuzdur. Seçim akşamlarında sahiller ne oldu? İçerisi ne oldu denir ya. Onun bir benzeri. Sahiller meğerse evde kalmış. içeriler dışarıya çıkmış. Tarih aralığı 17-24 Mart. Dijital data firması bu aralıkta bakmış. En çok evde kalanlar. Buyurunuz. Akıllı telefon trafiğinde baz istasyonlarında Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Bakırköy ve Şişli evde kalmışlar. İnsan trafiği baz istasyonlarında hayli azmış. En çok gezenler neresi? İlginç. Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli Pendik ve Beykoz. Şimdi son cümle ez cümle. Görüyorsunuz sosyokültürel demografik yapıyı da biliyorsunuz ama şunu da söyleyelim. En çok gezenler derken en çok emekçi, yani çalışan, fırıncı, işçi, lokanta, paket servisçi o ilçelerde. Biraz daha beyaz yakalılarda, evde kalanlarda lütfen bunu da unutmayalım. Devamını Özel önlemler. Saraylar, doktorlar, yardımcılar. işe yaramıyor. Bu virüs hiçbir şeye benzemiyor. Zengin fakir, ünlü ünsüz ayırt etmiyor. Kimse güvende değil. İngiltere Prensi Charles'a da korona bulaştı. Kraliçenin oğlunun sağlık durumu canlı yayında az sonra. Hepimizin aklında, belki de 8 milyar dünyalının aklında tek bir soru var. Bu virüs kabusu ne zaman bitecek? Her gün kabuslu uyanıyor özellikle Avrupa ve Almanlar. Korona darbesinin şiddetini bir parça azalttılar. Peki bunu nasıl başardılar? Tam 8 yıl önce Robert Koch Enstitüsü bir çalışmaya imza atmış. Yeni tip virüsün dünyayı saracağı belirlenmiş. İşte Şansölye Merkel de virüsle mücadelenin yol haritasında bu araştırmadan faydalan. Asya'da ortaya çıkacak, mutasyona uğrayacak, dünya çaresiz kalacak. Meclis 8 yıl önce öğrendi, önlemleri de öyle aldı. Almanlar yayınlanınızın o rapor sayesinde kesti. Araştırmanın başkanlığını Robert Koch Enstitüsü üstlendi. Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halkı Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, Ordu Uzmanları ve birçok bilim kurulu destek verdi. 10 Aralık 2012'de rapor meclise sunuldu. Uzmanlar, Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak, dünyayı sarsacak, hazırlıklı olmalıyız, 3 yıl sürecek, 2 kez mutasyona uğrayacak, aşısı 3 yılda ancak bulunacak, bir kez hastalanan mutasyona uğrayan virüsten yine etkilenecek, ifadelerine yer verdi. Başbakan Angela Merkel düğmeye bastı. Almanlar hazırlıklarını yaptı. Şansölye'nin koronaya karşı atılacak adımlar açıklamasıyla raporda geçenlerin harfiyen aynı olması ses getirdi. O gün sunulan bilgiler adeta bugünün röntgenini çekti. Kontrolün AIDS'ten zor olacağı belirtildi. Semptomların 2 ila 14 gün içinde görüleceği saptandı. Gençlerin atlatacağı, yaşlıların 60 günlük tedaviye alınacağı belirtildi. Önlem alınmazsa yıkımın büyük olacağı da vurgulandı. 7 milyondan fazla Alman'ın ölmesinin beklendiği açıklandı. Dünyayı yeni düzenlemelerin beklediği de ifade edildi. Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının hayata geçirileceği de öngörüldü. Şimdi Prens Charles'ın durumunu öğrenmek için İngiltere'ye gideceğim canlı yayında ama Ankara'da da önemli bir gelişme var. Birçok camide Türkiye'de cemaatle namaz kılınmıyor ama ezandan sonra dua ediliyor. Koronavirüse şifa dilekleri için. Gelin Kocatepe Camii'ne gidelim. Orada Profesör Doktor Ali Erbaş dua ediyor. Bir duyalım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Allahu ekber, Allah ekber, La ilahe illallah Allahu Ekber Allah ve lillahi'l hamd Allah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd Allah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Evet zor günler yaşıyoruz. Hiç karşılaşmadığımız bir baskıyla karşı karşıyayız. Virüs tüm dünya. Profesör Doktor Ali Erbaş ve Türkiye'deki dört bir yandaki binlerce camide dua ediliyor. Cemaat içeri giremedi ama minarelerden şifa, tedavi ve bu belayı def etme dualarını da duyuyoruz. Önemliydi aktarmak lazımdı. Şimdi İngiltere'ye gidelim. Dedik ya bu bela daha önce karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyor. Niye? Zengin, fakir, ünlü, ünsüz, kral, kraliçe, prens falan dinlemiyor. İşte İngiltere bir Yunus'a dönelim. Yunus karşımda. Yunus sana geçen hafta canlı yayında kraliyet ailesini sormuştum. Sen de yayında bana iyiler saray değiştirdiler ve o bilgiyi vermiştin. Ama şok edici bilgi geldi. Prens Charles virüsü kapmış. Kaç yaşında prens? Virüsü nasıl kaptı? Ve şu anda neler oluyor? Bize hızlıca özetler misin? Tekrardan evet, hoş geldiniz. Hepinize İngiltere'nin başkenti Londra'dan tekrardan iyi akşamlar. Ee, evet, senin de demiş olduğun gibi Prince Charles 71 yaşında İngiltere Kraliyet Ailesi'nin varisi, Kral Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta geçecek olan kişi. Şu anda koronavirüs vakasıyla gerçekleştirilmiş olan test sonuçlarına pozitif sonuç çıktı ve kendisi şu anda gözetim altında ve iki hafta boyunca da karantina süresi devam edecek. Geçen hafta vermiş olduğumuz bilgiyle Kraliçe Elizabeth ve eşi e, Windsor Kalesi'ne yerleşmişti. Kendi kendi bulundukları saray Buckingham Saray'dan çıkıp e, Windsor Kalesi'ne yerleştirmişlerdi. Ama Prens Charles ise e, 12 Mart itibariyle Kraliçe Elizabeth'le görüşmediklerini bildirdi. Hmm. Yani bu aşamada Kraliçe Elizabeth ve eşi sağlıklı diyebiliriz. Fakat Prens Charles şu anda koronavirüs sebebiyle karantina altında ve iki hafta karantina süresi devam edecek. Nasıl bulaştığını bilmiyoruz değil mi? Ee, gerçekleştirmiş olduğu toplantılarda bulaşıldığı söyleniyor ama netleşen bir bilgi yok ekrana çıkan. Peki son soru vaktimiz kısa. Avrupa'nın birçok şehrinden, Almanya'dan, Hollanda'dan ve İngiltere'de dahil bazı telefonlar alıyorum. Diyorlar ki, Türk marketlerindeki ürünler müthiş zamlandı. Resmen kazıklanıyoruz. Virüsten dolayı nakliye sorunu mu bu yoksa bizim Türkiye'de sıklıkla karşılaştığımız fırsatçılık mı? Ne dersin? Her ikisini söyleyebilirim Ekrem Açıkel. Hem nakliye sıkıntısı çünkü nakliyeciler ürünleri tedarik etmekte sıkıntılar gerçekleştiriyorlar, sıkıntılar yaşıyorlar ve tabii ki bu da market fiyatlarına yansıyor diyebiliriz. Ama burada olan yine yurt dışında yaşayan vatandaşlara sadece Türk değil, İngiliz değil, burada yaşayan herkese herkesin cebinden ciddi derecede e, paralar çıkıyor ve masraflar gerçekleştiriyorlar, özellikle şu dönemde. Evet, evet. E, son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her geçen gün virüs vakası, koronavirüs vakası birçok kişinin can kaybına sebep olurken, İngiltere'de de 10 Türk vatandaşımız ne yazık ki hayatını Maalesef. kaybetti. Toplam vaka sayımız ise 8.600 kişi bulurken, bunlardan 435 tanesi hayatını kaybetti. Ekran açıkel Bizlerde Bizler de bekliyoruz ve gelecek olan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız gün ve gün. Yunus Dalgaç çok teşekkür ederim. Hep söylüyorum kendine dikkat et hem de gazeteciliğe devam. Şimdi özel sektörde çalışan, Türkiye'deki çalışanlar için en önemli mesele neydi? Ücretsiz izne çıkmak mı, yıllık izin kullanmak mı? Devlette çalışanların büyük bir kısmı rahat, mecburen çalışmak zorunda olmayanlar devlet ücreti ödüyor. Ama özel sektör belirsiz, herkes bekliyor. Ücretli korona izni kullanmak için. İlginçtir. Moskova'da bugün ulusuna seslendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadele kapsamında gelecek haftayı tüm ülkeye tatil ilan etti. Dikkat! Ücretli tatil, ücretli izin verildi tüm Ruslara. Önceliğimiz vatandaşların sağlığı dedi işsizliğin artmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Rusya'nın bir numarasının gündeminde de korona vardı. Vladimir Putin Moskova'da hastane ziyaret etti. Ardından halka seslendi. Devlet başkanı ülkenin virüsle mücadele edecek güçte olduğunun altını çizdi. Gelecek haftayı ücretli tatil ilan eden Putin, Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği oylamasını ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarihin ise doktorların tavsiyelerine göre belirleneceğinin altını çizdi. İş dünyasına da seslenmeyi ihmal etmeyen Putin, işsizliğin artmasına izin vermeyeceklerini ve iş dünyasına gerekli desteği sunacaklarını söyledi. <laughs> Rusya devlet başkanı çocuklu aileleri de es geçmedi işsizlik ödeneğinin askeri ücretle aynı seviyeye çıkarılmasını önerdi. Ve Amerika yeni merkez üst olacağı söyleniyor ama Başkan Trump ne kadar vehametin farkında tartışılır. O yine ticarete odaklanmış durumda. Amerika'nın güncesine de bir bakalım. Let's keep it closed for two years. Ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı. Salgın patlak vermek üzereyken bu sözleri söyledi. Trump tepki çeken açıklamalar yaptı. Pandemiyle trafik kazalarını aynı kefeye koydu. Bu durum nedeniyle depresyona girip ölüme sürüklenebilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük korona toplantısı yapıldı. Mücadele görev gücü yine virüsü masaya yatırdı. Ardından Beyaz Saray'ın sembol noktası Rose Garden'da canlı yayına geçildi. Trump soruları yanıtladı. Başkan, trafik kazalarında daha fazla insanı kaybediyoruz. Otomobil firmalarına üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz dedi. Gripten de binlerin öldüğüne değindi. 15 günlük tedbir planının yeterli olduğunu söyledi. 12 Nisan'daki Paskalya'da her şeyin normale dönmesini istediğini ifade etti. <laughs> Başkan merak edilenleri video konferansla cevapladı. Doktor Mehmet Öz, soru yönelten uzmanlar arasındaydı. Sırada Doktor Öz var. Buyurun doktor. Başkan Trump, iyi cerrah operasyonundan sonra hastanın taburcu olup olmayacağını bilir. Sağlık açısından Paskalya'da hayatın normale dönmesi için adım atmak sizce güvenli mi? Trump'ın cevabı yine çok konuşulacak cinsten oldu. Bence doktor, iş yerleri kapatılırken insanlar evde kalmak yerine işlerini kurtarmak ister. Bu durum nedeniyle depresyona girip ölüme sürüklenebilirler. Ülkenin iki yıl kapalı kalmasını sadece doktorlar ister. Ülkemiz insanları evine kapatmak için kurulmadı. Trump'ın açıklamalarının ardından gözler senatoya çevrildi. Cumhuriyetçiler ve demokratlar anlaştı. Senatörler 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde uzlaşmaya vardı. Paketin detayları görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Her büyük krizde olduğu gibi yine zora giren ilk sektör havacılık oldu. Devasa hava trafiğiyle ilgilenen Avrupa sahasında uçaklar bugün parmakla sayılıyor. Koca Lufthansa uçaklarını indirdi. Pisti park yeri yaptı. Frankfurt Havalimanı'ndan çok özel görüntüler. Az sonra. İki canlı yayın, iki önemli işaret fişeği. Birincisi, İran sınırımıza dikkat. Ne demişti bakan koca? Geçen toplantıda Van'da en az 10 koronavirüs vakası var. Van'da yaşayan benim ülkemin insanı. Nereden kaptı? İllegal sınır geçişleri İran'dan. İran'dan çok sayıda insanın bizim sınır illerinden içeriye girdiği öne sürülüyor. Şuralara dikkat. Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari. Yani İran sınırı. Van'da en az 10 kişi dedik bulaştı bu virüs. Son durum. Dün gece itibariyle Kapıköy sınır kapısı da kapatıldı. Neden? İran'daki Türk vatandaşları gelsin, Türkiye'deki İran vatandaşları da çıksın ama bu akşam durduruldu. En önemli soru illegal geçişler ne durumda? İran'da hastalıktan kaçan çok sayıda insanın dört şehrin kırsalından Türkiye'ye girmeye çalıştığı haberleri geliyor. Güvenlik güçleri işin başında ama hatırlatmam lazımdı. İran'a dikkat. Ve bir diğer başlık. Tüm bu dünyadaki krizlerde ekonomik yönden ilk ve en önemli etkilenen sektör neresi? Hiç şüphesiz havacılık. Havas dünyası uçuş dünyası. Sivil havacılık özellikle. Şimdi anıl önce grafikler. Size iki fotoğraf göstereceğim. Birincisi normal zamanlarda. Çok değil, daha bir ay önce Avrupa'nın üzerindeki uçuş trafiği ve dün akşamın uçuş trafiği. Flight radardan çok şaşıracaksınız. İşte öncesi, virüs öncesi durum. Şuna bakar mısınız? Uçaklar adeta zincirleme bir arada havadalar. Net, yoğun bir Avrupa uçuşu var. Peki, dün akşam ne durumda? Ya, dünyanın en önemli havayolu şirketleri uçaklarını indirmiş durumda. Parmakla sayacak kadar az uçuş var. İngiltere'nin, Balkanların, özür dilerim, İtalya'nın, Balkanların üzerinde bir de gelin sizi Almanya'ya götüreyim. Almanya'nın en önemli şirketlerinden birisi ne biliyorsunuz? Lufthansa. Lufthansa Frankfurt Havalimanı'na konuşlanmıştır. Ne oldu biliyor musunuz? Northwest yani Kuzeybatı pisti Frankfurt'ta kapatıldı. Ne oldu? Uçakların motorlarına branda geçirildi ve uçaklar parka çekildi. Düşünebiliyor musunuz? İşte o görüntüler. Bu görüntüler özel görüntüler özel olarak çekildi. Frankfurt Havalimanı'nın pisti. Park yerine dönmüş durumda. Airbus'lar, Boeing'ler, Lufthansa'nın gerçekten onlarca uçak piste çekilmiş durumda. Koronavirüsün ekonomi etkisi mi? İşte karşınızda bu görüntüler. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. 19.45 yarın akşam buluşma saatimiz. Görüşmek üzere.